Değerli hocalarım ve kıymetli arkadaşlar, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Uygulamalı Araştırma Dersleri kapsamında arkadaşlarım Fatma Beyza Sahil, İfakat Ercan, İlknur Erbulut, Nuri Kantos'un ve ben Bektaş Berkay Barış, birlikte yürüttüğümüz gençlerde aile ve evlilik tutumlarının incelenmesi adlı test çalışmamızın sunumu için buradayım. Aile, her toplumda bulunan ve o toplumun en küçük kurumu olan, aynı zamanda Latince'de famulus anlamına gelen sosyal bir birimdir. Türk Dil Kurumu, aileyi evlilik ve kan bağına dayanan karı koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik olarak tanımlamaktadır. Aile kavramı ile ilgili ne kadar kapsamlı tanım yapılmak istense de içinde bulunduğumuz toplum sürekli gelişim gösterdiği için aile hakkında yapılacak olan tanımlar yeter kadar kapsamlı olmayacaktır. İki bireyin aile kurmayı amaçlayarak oluşturdukları birlikteliğin toplum ve hukuk karşısında onaylanmasına evlilik denir. Evlilik, hukuki açıdan ise eşler arasında meşru bir kurumdur ve kurumun meşruluğu dini, medeni veya yasa olarak kabul görmeyi içermektedir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi verilerine göre ortalama hane halkı büyüklüğü 4'ten 3.3'e düşüş yaşamıştır. Yine bu veriler ışığında tek kişilik hane halklarının oranı artış gösterirken, çekirdek aile ve geniş aileden oluşan hane halklarının ve akraba evliliği oranlarının azaldığı görülmektedir. Sosyal sorunların da etkilerini bulunmasıyla birlikte bu değişimleri ayak uyduramayan aileler dağılmaktadır. Kişilerin aile kurmadan önce öncelikle kendilerinin ve beklentilerinin farkına varmış olmaları gittikçe daha çok önem kazanmaktadır. Bireylerin aile ve evlilik tutumlarını araştıran çalışmaların sayısında artış görülmektedir. Tüm bu açılardan bakıldığında gençlerin evlilik ve aile kurumuna ilişkin düşünce ve tercihlerini belirleyebilmek, geleceğin Türkiye'si hakkında önemli ipuçlarını içinde barındırır niteliktedir. Lise öğrencileri düzeyinde bulunan, gençlerin aile ve evlilik tutumlarını inceleyen bilimsel araştırmaların yeterli düzeyde olmayışı bu araştırmanın temel problemini oluşturmaktadır. Araştırmanın temel amacı ise Ankara'da lise düzeyinde örgün eğitim gören öğrencilerin aile ve evlilik tutumlarının incelenmesidir. Lise öğrencilerinin aile ve evlilik tutumları ile ilgili düşüncelerinin oluşmasında yaş, cinsiyet, maddi gelir, demografik özellikler gibi faktörlerin etkisinin nedenle belirleyici olduğunu tespiti için araştırmamıza bazı sorulara yanıt aranmıştır. Bunun için katılımcıların ebeveynlerin eğitim seviyeleri, maddi geliri, meslekleri ile katılımcıların yaş ve cinsiyetleri gibi sorular katılımcılara yöneltilmiştir. Araştırma, sayısal verilere ulaşmaya, analiz etmeye ve genelleme yapmaya olanak sağlayan nicel araştırma tekniğiyle gerçekleştirilmiş olup genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış, veri toplama aracı olarak anket metodu uygulanmıştır. Tez grubumuz tarafından oluşturulan gençlerde aile ve evlilik tutumlarının incelenmesi formu ve kişisel bilgi formu kullanılarak verilere ulaşılmış ve sonuçlar sayısal verilerle ifade edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler değerlendirilirken yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiksel metotlar kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini Türkiye'de lise düzeyinde örgün eğitim gören 14-19 yaş aralığındaki öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışma evrenine olasılığa dayalı kartopu örnekleme tekniğinden yararlanılarak rastgele tesadüfi olarak ulaşılmıştır. Araştırmaya çevrimiçi anket aracılığıyla 75 kişi katılmıştır. Katılımcıların 3'te 2'sinden fazlasını kadınlar oluşturmaktadır. Katılımcıların çoğunluğunu 10. sınıf, 5'te 1'inden fazlasını 11. sınıf, 10'da 1'inden biraz azında 12. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Gençlerin aile ve evlilik tutumları yönelik fikirlerin oluşması ile aile yapıları, ebeveynlerin eğitim ve meslek durumu, gelir düzeyleri, evlilik türleri gibi değişkenler arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Araştırmaya katılan gençlerin yaş ortalaması 16.25'tir. Araştırmadaki sorulara en küçük 14, en büyük 19 yaşında katılımcılar yanıt vermiştir. Katılımcılar lise öğrenimi görmekte olan gençlerden oluştuğu için bu yaş ortalamasının çıkması araştırma grubu tarafından tutarlı bulunmuştur. Katılımcıların ebeveynlerinin tamamının yakınının evliliği devam etmektedir. Ebeveynleri boşanmış ya da vefat etmiş olan katılımcıların babalarının 10'da 1'inden azı ikinci bir evlilik yapmıştır. Katılımcıların 3'te 2'sine yakının annesi ortaokul ve lise mezunudur. Yine de katılımcıların annelerinin 3'te 1'ine yakını ilkokul mezunu olması dikkat çekmiştir. Katılımcıların babalarının eğitim düzeyinin belirgin derecede annelerden yüksek olduğu görülmektedir. Dikkat çekici bir şekilde annelerinin 3'te 1'i ilkokul mezunu iken babalarının 3'te 1'ine yakını üniversite mezunudur. Katılımcıların anne ve babalar arasında ciddi bir eğitim düzeyi farkı vardır. Geçmişte annelerin ilkokul mezunu olma oranları daha yüksekti. Günümüzde ise kız çocuklarının okula gitme oranları giderek yükselmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda kadınların eğitim durumunun erkeklerle olan fark giderek kapandığı bilinmektedir. Katılımcıların ebeveynlerinin yarıdan biraz fazlasının evlilikleri tanışarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte katılımcıların ebeveynlerinin yarıya yakını görücü usulü evlilik gerçekleştirmiştir. Türkiye, toplumsal yapısı itibariyle görücü usulü evliliğe yakın görünse de yapılmış anket çalışmasındaki veriler bunun yerine tanışarak evlenme türünün daha fazla olduğunu göstermektedir.
Katılımcıların 3'te 2'sinden fazlasının aile yapısı çekirdek aile yapısı olarak görülmektedir. 5'te 1'inden fazlası da geniş aile yapısı oluşturmaktadır. Geçmişte geniş aile yapısının yaygın olduğu bilinmektedir. Araştırmamızdaki verilere göre bu durum çekirdek aile yapısına dönüşmüştür. Katılımcılara annelerin meslekleriyle sorulmuştur. Sonuçlara bakıldığında çoğunluğunu ev hanımı oluşturmaktadır. 5'te 1'den biraz fazlasında işçi grubu oluşturmaktadır. İşçi grubunda temizlik görevlisi, garson gibi sektörlere yer verilmiştir. Katılımcılara babaların mesleği sorulduğunda ise önemli bir oranı serbest meslek cevabını vermiştir. Serbest meslek alanını özel sektör ve şoför gibi alanlarda çalışan kişiler oluşturmaktadır. 5'te 1'inden biraz fazlasını esnaf grubu oluşturmaktadır. Memur ve işçi oranları birbirine çok yakın olduğu dikkat çekmektedir. Yaptığımız araştırma sonucu aile içindeki iş gücü giderek eşit şekilde paylaşılmaktadır. Aynı zamanda kadınların ev hanımı olma oranlarının yüksek olması değişimin devam sürecinde olduğunu göstermektedir. Katılımcıların ailelerin gelir durumuna bakıldığında hemen hemen 3'te 2'sinin gelirinin giderine denk olduğu katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Ne var ki katılımcıların 5'te 1'inden azı gelirlerinin giderlerinden düşük olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcıların 3'te 2'sinden fazlasının 3 ve daha fazla kardeş olduğu görülmüştür. Katılımcıların aile ve evlilik tutumları ortalamanın üzerine çıkmıştır. Buna göre katılımcıların aile ve evlilik tutumları olumlu sonuçlanmıştır. Standart sapmasının da görece yüksek olduğu görülmüştür. Anket, farklı çevrelerden farklı görüşteki öğrencilere ulaştığı için katılımcıların en az 23, en çok 66 puan alması ile birlikte yüksek puan farkı görülmüştür. Öğrencilerin yarısı aile kurumunun önemini giderek arttığını düşünürken yarısı bu fikre katılmadığını ifade etmiştir. Bu durum gençlerin yarısının aile ve evlilik hakkındaki fikirlerinin daha geleneksel ve aile kurumuna daha bağlı olduğunu düşündürmektedir. Araştırmaya katılan gençlerin aile ve evlilik tutumları olumlu olarak sonuçlanmıştır. Genel sonuçlara bakıldığında öğrencilerin yanıtlarının ortalamanın üstüne çıkması ile ankete katılan öğrencilerde geleneksel aile yapısının değişmeye başladığı ve toplumsal cinsiyet rollerinin evlilik ve aile kurumunda yeniden düzenlendiği görülmektedir. Tüm bunlar ışığında aile aidiyetini artırmak için sivil toplum örgütleriyle ve devletin oluşturacağı yasalarla birlikte aile yönelik çalışmaların önemi üzerine durulabilir ve mevcut kapasiteleri artırılabilir. Parçalanmış aileye mensup bireylerin sorun yaşamalarını engellemek, aidiyet yoksunluğunu karşılamak için her aileye bir sosyal hizmet uzmanı atanması ile bu kişilere danışmanlık hizmetleri sunulabilir. Mikro, mezo ve makro çalışmalar artırılabilir. Bu sayede ülkemizde aile ve evlilik yapısında geleneksel modern fikirler arasındaki çatışmaların önüne geçilebilir. Araştırmamızda emeği geçen grup arkadaşlarıma, araştırma süreci boyunca yardımlarını bizden esirgemeyen, tecrübeleriyle bize yol gösteren hocamız Profesör Doktor Tarık Tuncay'a, anketimize katılan bireylere ve beni dinleyen sizlere buradan teşekkürlerimizi iletiyorum. Hoşçakalın.